Arkadaşlar, şimdi sizlere ikinci derece denklemler konusunun bir alt ünitesi olan kırmaç sayılar konusunu anlatacağım arkadaşlar. Evet, konumuza başlayalım. Arkadaşlar, bir kırmaç sayının a artı b biçimde ifade edilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Arkadaşlar, şurada verilen bilgileri bir okuyalım. Şimdi arkadaşlar, a sıfırdan farklı olmak üzere ve a, b, c eleman r'ye sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde ne yapıyorduk biz denklemin çözüm kümesini bulurken? Delta'ya bakıyorduk. Şimdi üçüncü hatırlayın. Birinci de delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kök vardı. Delta eşittir sıfır sayı. Kökler birbirine eşitti. Eşitti. Delta sıfırdan küçükse reel kök yok diyorduk. Yani denklemin çözüm kümesini reel sayıda çözemeyiz diyorduk arkadaşlar. Reel sayıda çözüm kümesi yoktu. Şimdi arkadaşlar işte biz bu denklemlerin çözüm kümelerini bulmaya çalışacağız. İnsanlar belli bir zamana kadar bu denklemlerin çözüm kümelerini ne yapıyordu? Bulamıyordu arkadaşlar. Sonra bir bilim adamı çıktı, matematikçi çıktı. Bu denklemlerin çözüm kümesini buldu. Bulurken arkadaşlar neler yapmış onu bir inceleyelim. Bu denklemlerin R'de çözüm kümesi yoktur. Biz bunu daha önce söylemiştik, öğretmiştik. Örneğin x kare artı 9 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nasıl bulunuyor arkadaşlar? X kareyi yalnız bırakıyoruz. Eksi 9 diyoruz. X kare eksi 9'dur diyoruz. X1 eşittir. Yani x kare arkadaşlar eksi 9 ise şimdi bunun kökünü bulurken her zaman bakın unutmayın bir sayının karesi eksi 9'a eşitse arkadaşlar bunu ne yapıyorduk biz? X eşittir r eksi kök eksi 9 bir de x'i x1 buna deriz. X2 de buna diyelim. Bir tanesi de artı kök eksi 9 olur arkadaşlar. Bir artırısını bir eksirisini alıyorduk. Şimdi burada da o aynısını yapmış. Bir eksirisini almış. Eksi kök 9'un önüne eksi koymuş. Bir de eksi 9'un kökünü almış. Önünde artı var. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar siz eksi kök 9, eksi kök 9 diye bir şey gördünüz mü? Kökün içinde eksi sayıları çalışmadınız. Bilmiyorsunuz. Böyle bir sayı reel sayı değildi. Hatırlayacak olursak. Dolayısıyla şimdi bizim bu sayıyı kabul edecek bir argümana ihtiyacımız var. Yani bu sayılarla işlem yapabilmemiz için bir şeyler ilave etmemiz lazım sayılar kümesine. Yani bu sayılar kümesini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Normal şartlarda reel sayılarda böyle bir denklemin çözüm kümesi olmuyor. Şimdi ne yapmışlar onu bir inceleyelim. Bu denklemde a'yı 1 diyoruz. A 1'dir. B 0'dır. C'miz de 9'dur. Delta'yı aldık arkadaşlar. B kare eksi 4 acilen 0 olur. Eksi 36 geldi. 0'dan küçük oluyor. Bu durumda verilen denklemde delta küçüktür 0 ise bu denklemin gerçek sayılar kümesini de kapsayan yeni bir sayı kümesine ihtiyaç var. Bakın burada ekstra bir şeylere ihtiyacımız var. Yani reel sayılar yetmiyor. Bu yeni sayı kümesine yeni bulunan yeni kullanacağımız sayı kümesine karmaş sayılar kümesi denir ve karmaş sayılar kümesi C ile gösterilir. Neden C ile gösterilir? Karmaş sayı arkadaşlar kompleks. Kompleks numbers. Evet, İngilizceden çeviri geldiği için arkadaşlar kompleksin C harfini kullanmışız karmaş sayıları göstermek için. Kök -9 sayısı karmaş sayılar kümesinin bir elemanıdır. Şimdi bu karmaş sayılar kümesinde kök içinde -9'lu sayıları kabul eden bir sayı kümesi bu. Evet, bu tür sayıları içinde bulunduran sayılar kümesine karmaşık sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Bunun için neye ihtiyacımız var? Şimdi bu -9'u daha bir belirgin anlaşılır hale getirmemiz gerekiyor. Kök içinde -9 sayısı yani kök -9 sayısını şu şekilde yazıyorlar arkadaşlar. 9 çarpı -1 diye yazıyor. Kök içinde iki sayının çarpımı şeklinde yazıyoruz. Sonra iki kökün çarpımını ayrı ayrı yazıyoruz. Kök 9 çarpı kök eksi 1 diye yazdık. Kök 9 dışarı 3 çıkar. 9'un kökü 3'tür. Kök eksi 1 kaldı bakın. Bize sorun yaratan şu eksi 1 sayısı. Kök içinde eksi 1 sayısını biz bir türlü farklı bir konuma getirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada kök eksi bir sayısına hayal etmiş vatandaş bakın hayal ediyor. Kök eksi bir sayısını bir şeye çevirmesi lazım. Bir şey şeklinde bir ifade türünde açıklaması lazım. Buna
eksi 1'i i olarak gösteriyor. Kök eksi 1 sayısı i olsun diyor. Hayal ediyor. Bakın. Hayal etmene imaginer. İngilizcesi imaginer. Imaginary. Hayali arkadaşlar. Imaginary. Hayali kısım diyoruz biz buna. Hayali kısmın i'sini kullanmışız arkadaşlar. İ diye çevirmişiz biz bunu. Hayal ediyor bakın. Bir şeyleri kafadan böyle ne yapıyor? Bu böyle olsun diyor. Akla gelmeyecek bir şey. Ama bunu hayal etmiş, böyle hayal etmiş. Hayal bir ifade uyduruyor buna. Bu hayal ifadenin başta imaginary kelimesinin i harfini kullanıyor. Kök eksi 1'i i olarak isimlendiriyor arkadaşlar. Kök eksi 1'i i olarak isimlendirdiğine göre artık kök eksi 1 yerine biz i sembolünü kullanacağız. I harfini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan sonra kök eksi 9'u bakın kök eksi 9'u burada ne yapıyor? Bakın burada kök eksi 9 ne geldi? 3 çarpı kök eksi 1 geldi. Kök eksi 1'i de i olarak alırsak 3i olarak biz bu ifadeyi bulmuş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla x kare artı 9 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi ne oldu arkadaşlar? x1 ne oldu? Eksi 3i oldu bakın. Bakın bu eksi kök 9. Eksi kök 9'u 3i olarak almıştık. Önde eksi var. Bir eksi 3i geldi. x2'yi de artı 3i olarak aldık. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi eksi 3i'ye 3i şeklinde bulunmuş oldu arkadaşlar. Bakın bu kısım önemliydi arkadaşlar bizim için. Şimdi demek ki biz kök eksi 1 sayısını i olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. A artı B. Yani arkadaşlar şimdi bir sefer daha şunu yapalım. Mesela x kare artı 4 eşittir 0 denkleminin daha iyi oturması için sıfır denkleminin çözüm kümesini bulalım. Bunun çözüm kümesini biz normal şartlarda reel sayıda bulamıyoruz. X kare eşittir ne diyoruz arkadaşlar? Eksi 4 diyoruz. Ve buradan x eşittir eksi kök eksi 4 bir de x eşittir kök eksi 4 diyoruz arkadaşlar. Buradan buna x1 diyelim. Buraya da x2 diyelim. x1 eşittir eksi kök 4 çarpı eksi 1 diyelim. Eksi kök 4 çarpı kök eksi 1. Kök eksi 1 iyiydi arkadaşlar. 4 ile dışarı 2 çıktı. Ne oldu? Burası eksi 2 oldu. x1 eksi 2 oldu. Kök eksi 4 2 iyiydi arkadaşlar. Bakın kök eksi 4'ü 2'yi bulduk. Önde artı olduğu için de x 2'yi ne alacağız arkadaşlar? 2 olarak alacağız. Demek ki çözüm kümesi neymiş artık? Eksi 2i'ye 2i şeklinde denklemin çözüm kümesini bulmuş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeni sayı birimi karmaş sayı olarak geçiyor. Şimdi bunun biraz önce anlatan hikayenin başka bir denklemde çözümünü yaparak size bu denklemin çözüm kümesini bulmayı göstermiş oldum. Şimdi diğer bizim bilmemiz gereken bilgiler nelermiş? Onlara bir bakalım. AB eleman R sayı ve İ sanal sayı birimi. Arkadaşlar kök eksi 1 İ ise her tarafın karesini alalım. Ne olur arkadaşlar buradan? Eksi 1 sayısını İ kare olarak isimlendirebiliriz de aynı zamanda. Neymiş? Eksi 1 sayısı İ kare olarak isimlendiriliyor. Eşiti bu oluyor. Kök eksi 1'i İ olarak alınırsa eksi 1 de i kare olarak alınıyor arkadaşlar. Şimdi a artı b eleman r sayı ve i sanal sayı birimi. I kare eksi 1 olmak üzere. Z eşittir a artı b i şeklindeki sayılara karmaşık sayılar. Bu sayıların oluşturduğu kümeye ise karmaşık sayılar kümesi denir. Şimdi arkadaşlar karmaşık sayıları biz neyle gösteriyoruz? Karmaşık sayılar iki kısımdan oluşuyor. Herhangi bir karmaşık sayı dediğimiz zaman z harfiyle göstereceğiz biz bunları. Yani şöyle şu z harfiyle gösterelim. Z harfi eşittir. A artı b i şeklinde biz bunları göstereceğiz. Karmaşık sayının iki kısmı var arkadaşlar. A artı b'yi. Ne demekmiş bu a artı b'yi? Şimdi burada onu da açıklayacağız arkadaşlar. Bu şekilde yazılan sayılara biz karmaşık sayılar diyoruz. Bu sayıların oluşturduğu kümeye ise karmaşık sayılar kümesi denir ve C sembolü, büyük C sembolüyle gösterilir. Karmaşık sayılar kümesi bakın. Karmaşık sayılar kümesini neyle gösteriyor? C diyoruz, büyük C. Karmaşık sayılar kümesi, parantez açıyoruz. Z sayılarından oluşur.
Öyle ki bu z sayılar öyle sayılardan oluşuyor ki z sayıları a artı bi şeklinde yazılıyormuş. Ve a ile b eleman reel sayı olacak arkadaşlar. İ de kök eksi 1'e karşılık gelecek şekilde yazılan sayıları varsa işte biz bu kümeye karmaş sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Bu karmaş sayılarda a sayısına gerçek kısım, karmaş sayının gerçek kısmı reel z diye gösteriyoruz. R, z diye bunu gösteriyoruz. Yani z karmaş sayısının reel kısmı. Yani a karmaş sayının reel kısmı oluyor. İm imajiner kısım. Z sayısının imajiner kısmı. Z imajiner kısmı da bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. B sayısı da karmaş Z karmaş sayısının imajiner kısmı oluyor. Demek ki reel kısım, sanal kısım. İmajiner ne demek? Sanal demek arkadaşlar. Gerçek kısım, sanal kısım diye bu karmaş sayıyı göstereceğiz arkadaşlar. A karmaş sayısına Z karmaş sayısının gerçek kısmı denir ve Z, R, Z diye gösteririz. Yani Z sayısının reel kısmı. Z karmaş sayısının reel kısmı eşittir A ile gösterilir. B karmaş sayısına Z karmaş sayısının imajiner yani sanal kısmı denir ve imajiner Z diye bunu okursunuz. İmajiner Z ya da Z sayısının imajiner kısmı eşittir B şeklinde okuyabilirsiniz. Her gerçek sayı aynı zamanda bir karmaş sayıdır arkadaşlar. Neden? Yani reel sayılar yetmedi. Daha reel sayıları kullanarak biz yeni bir sayı kümesi tanımladık. Bu da karmaş sayılar kümesidir arkadaşlar. Dolayısıyla reel sayılar kümesi, karmaş sayılar kümesinin bir alt kümesidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir reel kısım var, bir sanal kısım var. Şimdi arkadaşlar burada tabii karmaş sayılar nasıl daha iyi ifade edilir onu da göstereceğim size şimdi. Şimdi karmaş sayının gerçek ve sanal kısımlarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bu Z1 diye Z1 karmaş sayısı 5 artı 3i diye verilmiş. Arkadaşlar reel kısmı nedir? Karmaş sayının reel kısmı Z1 karmaş sayısının reel kısmı 5'tir. İmajiner kısmı imajiner Z1 de kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Z2 sayısının reel kısmı Z2 eksi 6'dır. İmajiner kısım Z2'nin de eksi 7'dir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu sayının reel Z3 sayısının reel kısmı 0'dır arkadaşlar. İmajiner kısmı da 3i'dir. Yani ne diyoruz? Z3 sayısının reel kısmı 0. İmajiner kısmı Z3 sayısının imajiner kısmı da 3'tür arkadaşlar. Z4 sayısı arkadaşlar 0 artı 8 pardon burasına ne diyoruz? 8 diyoruz arkadaşlar. Buraya da 0 i diye alabilirsiniz. Reel kısmı Z4 sayısının reel kısmı arkadaşlar 8'dir. İmajiner kısmı Z4 sayısının imajiner kısmı da 0 olarak alınır. Şimdi arkadaşlar bu sayılar nasıl gösteriliyor? Bir de koordinat düzleminde bu sayıları bir gösterelim sizin de. Bakın mesela bir sayı tanımlayalım. Yani Z eşittir. Bakın ne dedik? Her reel sayı bir karmaş sayı. Mesela Z eşittir 3 dedik. Bu aynı zamanda bir reel sayıdır. Ama aynı zamanda bir karmaş sayı olarak da biz bunu ifade edebiliriz. 0 artı 3'i mesela. Sanal kısmı yok. Sanal kısmı da 0'i olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Biz bu sayıları mesela arkadaşlar bu sayıları mesela bazı sayılar var. Bunları sayı koordinat düzleminde nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Bir de onu göstereyim size. Evet, koordinat düzleminde şu x, y. Buna reel eksen diyoruz arkadaşlar. Reel eksen. Buraya da sanal eksen diyoruz. Arkadaşlar reel eksen ve sanal ekseni şu şekilde tanımladık. Mesela bir tane karmaş sayı verelim. Z eşittir 2 olsun. Z eşittir 2. Arkadaşlar 1, 2. Yani 2 burada. Yani Z sayısı burada. Buna mesela Z1 sayısı diyelim. Z1 sayısı 2 olsun. Z1 sayısının yeri. Şurası arkadaşlar bakın. Z1 sayısı 2 artı 0, 2, 0, i diye gösterilebilir. Mesela başka bir sayı gösterelim. Z2 sayısı diyelim. 2'ye 3 i olsun mesela. 2'ye 3 i olsun bu sayımızda.
Ya da 3'e 3 iyi olsun. 3 V eksenden 3 gidiyorsun. Sanal eksenden 3 birim gidiyorsunuz. Yani Y ekseni biz sanal eksen olarak alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 olarak aldık. O zaman bu sayımız da kaçtır? Z2 sayımız da 3'e 3 artı 3'i şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela Z kaç olsun? Z3 sayısı da Z3 sayısı da eksi 2 artı i olsun. Eksi 2 artı i. Eksi 1 eksi 2 artı i. İ de i ne demek arkadaşlar? 1 demek. 1 çarpı 2 demek. 1 de buradan geldik arkadaşlar. Şu sayımız da Z3 sayısı. Eksi 2 artı i şeklinde bu sayıyı gösteririz arkadaşlar. Mesela Z4 sayısını gösterelim. Eksi 2'ye eksi 3 iyi olsun. Eksi 2'ye eksi 3 iyi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 iyi. Eksi 3. Reel kısımdan x ekseninden 3 gidiyorsun. X eksen eksi, eksi 2. Y ise eksi 3 olan noktayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada ne oldu? Z4 sayısı oldu. Z4 sayısı da eksi 2'ye eksi 3 iyi oldu. Bir tane Z5 sayısı bulalım. Artı 2'ye kaç olsun? Eksi 2 iyi olsun. Artı 2'ye eksi 2 iyi. O da şurada Z5 sayısı. O da nerede arkadaşlar? Artı 2'ye 2 eksi 2 sayısı olur. Şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde gösterdik. Şimdi ne gösterelim? Z6 sayısını gösterelim. Z6 sayısı ne olsun? 2 iyi olsun mesela. Arkadaşlar direkt olarak geliyorsunuz. R'si 0'dır bak. R'si 0'dır. Yani Z6'da Z6 sayısını bulurken 0 artı 2 diye düşünüyorsunuz. X'imiz 0, Y'imiz 2. Bu sayı da Z6 sayısı oldu. Efendim Z7 sayısı eksi 4 diye olsun. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Eksi 4 burada. Bu sayı da eksi 4 iyi sayısı oldu. Z7 sayısı da eksi 4 iyi sayısı oldu arkadaşlar. Şimdi efendim bir tane daha sayı verelim. Z8 sayısını verelim. O da ne olsun? 5 olsun sadece arkadaşlar. Sadece 5. 1, 2, 3, 4, 5. Z5 sayısı da ne oldu? Arkadaşlar 5 artı 0 iyi diye düşünebilirsiniz bunu. Z6'yı da Z9'u da ne alalım arkadaşlar? Eksi 4 iyi olarak, eksi 4 olarak alırsak eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'ü de burada aldınız. Bu da Z9 sayısı oldu. Eksi 4. Bu da Z9 sayısı da eksi 4 oldu. O da ne yapar arkadaşlar? Şurada yeri. Onu da eksi 4 artı 0 iyi diye gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani Z sayısı 0'sa arkadaşlar, örneğin Z sayısı 0'sa reel kısımda 0, sanal kısımda 0'dır arkadaşlar. O da orijindedir, merkezdedir. Evet arkadaşlar, koordinat düzleminin birinci bölgesi, ikinci bölgesi, üçüncü bölgesi, dördüncü bölgesi olarak düşünün. Reel kısım x ekseninden sanal kısım imajiner y'li kısımları y ekseninden alıp bu sayıları koordinat düzleminde de bu şekilde gösterebiliyoruz. Demek ki karmaş sayılar iki kısımdan oluşuyor. Bir reel kısımdan bir sanal kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Ve bu karmaş sayıların koordinat düzleminde gösterimi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi karmaş sayılar arkadaşlar. Bakalım karmaş sayıda ne var? Arkadaşlar z eşittir. Eksi 5 artı 2'yi bir de w diye bir karmaş sayı tanımlanmış. 2 artı 7'yi karmaş sayıyla veriliyor. Z sayısının reel kısmı ile w sayısının imajiner kısmını eksi 2 ile çarptığımızda ifadesinin değerini buluyor. Z sayısının reel kısmı eksi 5'tir arkadaşlar. Eksi 2 çarpı imajiner w. İmajiner kısmı. W sayısının imajiner kısmı da 7'dir. Çarpı 7. 19 yaptı arkadaşlar. Bu değer de eksi 19 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.